arkadaşlar, bugün Migros'tan alışverişimi yaptım ve Migros'ta neler aldık onları sizlere göstereyim ben bugün. Evet arkadaşlar, şöyle böyle tavuk piliç aldım. Kahvaltılık yağ aldım Luna'nın. Böyle bugün neler aldım onu göstermek istedim sizlere. Toplam 290 lira tuttu. Tabii poşetlerle beraber poşetleri de ödedik. Hepsi toplam. Şöyle Arbella'nın şöyle arpa şehriyesini çok seviyorum. Şöyle mısır nişastası aldım arkadaşlar. Kento'nun. Çok hoşuma gidiyor. Çok güzel sonuçlar veriyor. Şöyle Nescafe'ler. Onlu paket çok ucuz. Şöyle 8,5 liraydı. İki tane aldım ben bunu ama diğerini başka bir yere koydum galiba. Şöyle pirinç aldım arkadaşlar. Baldo pirinç. Migros'un gene, Migros markalı. Uygundu yine. Yani ben burada bütün malzemeleri, göstereceğim malzemeleri 290 lira tuttu hepsi. Şöyle bizim margarin aldım. Şöyle salça aldım arkadaşlar yine Migros'un. Şöyle göstereyim. Burada da tahin var. Bir de pekmezim var. O başka poşette olmalı. Şimdi onu da çıkartacağım. Tahin aldım. Şöyle göstereyim. Bu da Migros markalı. Çok güzel. Uygun bir fiyattı. O yüzden aldım. Bayağı bir şeyler aldım. İyi tuttu gene. Şöyle kaşar peyniri aldım. Bayağı bir gider bize. Tam yağlı taze kaşar peyniri aldım şöyle. Çok güzel. Yine uygun fiyatta. Şöyle gene Migros markalı aldım. Şöyle. Fındık kreması. İlk defa deneyeceğim ben bu fındık kremasını. İlk defa yiyeceğim. Bakalım nasılmış, merak ediyorum. Torku'nun pudra şekerini aldım. Kurabiye yapacağım inşallah kısmet olursa arkadaşlar. Şöyle kokteylik, şinitsel şey yok bu, hindi kokteyl, sosis, şöyle Pınar'ın, bundan aldım. Yani bugün alışveriş böyle yaptım arkadaşlar. Kimyon aldım. Şöyle göstereyim. Kimyon. Bu ne? Karabiber. En sevdiğim baharat tabii karabiber. Evet, içinde bir de ne varmış? Evet, kekik var arkadaşlar. Bir de kekik aldım. Bir de pul biberi. Şöyle. Şöyle pul biberini de aldım. Baharat dünyası diyor. Şöyle. Evet arkadaşlar, baharatlarımı da aldım. 4 tane baharatım var. Nanem vardı. O yüzden nane almama gerek kalmadı. Şöyle tereyağı. 2 tane şey margarin, bir tereyağı aldım, bir de bizim yanından aldım. Tereyağı pilavlara çok güzel oluyor, pirinç pilavına. Ben çok beğeniyorum. Tereyağın tadını veriyor aslında. Şu da piliç şinitzel banvitin. Ben bunu ilk defa deneyeceğim. Bakalım nasılmış. Genelde elde yapıyoruz, evde yapıyoruz. İlk defa dedim hani hazır bir şey alayım. Bugün akşama biraz sonra yapacağım. Akşam oldu zaten. Şöyle Migros'un sütünü aldım yine. Doğal süt. Süt olsun da benim için. Ben tatlı falan yapıyorum ya, puding falan. Şöyle işte Nescafe'lerin bir tane daha. 8,5 liraydı. Böyle 2 tane onunu aldım. Uygun oldu. Uygun geldi bana. Bir de ketçap ve mayonez aldım arkadaşlar. Şöyle. Şöyle 2 tane de kutusu içinde, kutulu. Hatta muhteşem hediyeler diyor. Neyi varmış acaba, merak ettim. Bir bakarım. Tarihi şey geçmemiz tabii, kampanya falan. Yine sade helva aldım, Migros markalı. Genelde Migros markalı almışım. Uygun, çünkü Migros markalı olanlar daha uygun. Doğuş çay, bunda da indirim vardı. Şöyle Doğuş Karadeniz çayı. Çok güzel, ben çok seviyorum bu tadı. Şöyle 1 kiloluk Karadeniz çayını çok seviyorum. İstediğim rengi alıyor. Şuradan Dardanel ton aldım arkadaşlar. Şöyle, ben seviyorum ton balığını, şey olarak seviyorum. Böyle makarnaya güzel oluyor. Makarna yaptığımız zaman salataya güzel oluyor. Ya da normal ekmek arası yapıyoruz. Şöyle süzme peynir aldım yine Torku'nun. Ben bunu ilk defa deneyeceğim. İlk defa deneyeceğim, bakayım nasıl tadı. Bir de pekmezim buradan çıktı. Hepsi bu kadar. Bunların hepsini işte böyle şey aldım. Toplam 290 lira tuttu arkadaşlar. Salçam burada. Pekmezim, baharatlarım ve
Hainim. Şöyle aldım ikisini de. Hepsi çok uygundu. Toplam 290 tuttu. İhtiyacım olanı aldım. Şöyle. Evet, bugün böyle bir alışveriş de yapmış oldum. Bir lohma dedim, bir de alışverişimi koyayım. Akşam oldu, çok yoruldum hatta. Şimdi şinitzeli yapacağım akşam yemeğine. O kadar işte. Ekmek arası yapacağız artık. Güzel bir gündü. Evet arkadaşlar. Beni izlediğiniz, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın, olur mu? Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Bir de benimle kalın.